O da neydi öyle? Güve galiba. Kocaman bir güve. Sakin olun. İfade almaya çalışıyorum. Diyorum ya, yine gaz patlaması oldu. Yukarısı güvenli olana kadar çocukları oraya çıkaramam. Bakın affedersiniz. Ortada hiç gaz kokusu yok. Gaz falan değildi polis bey. Gördüm, şöyle kocaman devasa bir hipopotam gaz. 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 Çılgın burnuk mu ne, yine mi kaçtı? Olabilir. O halde ara onu. Bak. Boynu kanıyor. Yaralanmış. Uyan. Bay büyü dışı. Hay Marcel Lewis, o da mı? Bu korkulacak bir şey değil. Bu bir laçan. Orada başka neler var? Sen? Merhaba. Yavaş olun Bay... Kowalski, Jacob. Hafızasını silemezsin. Tanık olarak bize lazım. Affedersin ama en başta yapmadığım için New York'un dört bir yanında kafama kalktım. Yaralı. Hasta görünüyor. Bir şey olmaz. Laçan ısırıkları ciddi değildir. Evet, açıkçası bugüne dek gördüklerimden daha ciddi bir şey. Fakat gerçekten ciddi olsaydı... Ne? İlk belirti altından alevler çıkması olurdu. Şu anda yok. Zaten en fazla 48 saat sürer. Ona bakarım tabii istersen. Demek bakacaksın. Biz onlara bakmayız. Vice Commander, siz Amerika büyü toplumu hakkında hiçbir şey bilmiyor musunuz? Aslında birkaç şey biliyorum. Büyü dışı insanlarla ilişkiler konusunda çok gerici yasalarınız var. Onlarla dostluk kurmanız yasak, onlarla evlenmeniz yasak. Bana sorarsan son derece saçma. Onunla kim evlenir ki? İkiniz de benimle geliyorsunuz. Niye seninle gelmem gerektiğini bilmiyorum. Yardım et lütfen. Rüya bu değil mi? Evet, uykum var. Bankaya falan da gitmedim. Bütün bunlar berbat bir kabus değil mi? İkimiz için de öyle Bay Kowalski. Ay!